Tadına bakmak ayrı bir şey, hepsini yemek ayrı bir şey. Burada bana malzemesi olsun. Şunun yanında güzel demli bir çay gitmez mi? Çay lazım, çay. Çay var mı acaba? Sürekli bir şey yiyoruz ya. Videonun tamamı yiyecek oldu. Ben de galiba bundan istiyorum ya, ama değişik olsun değil mi? Hege. Tanesi yani kocaman bir dilim. Zaten 4'e bölüyor sanırım. 5'e bölmüş pizzayı. 300. Dinar. Dinar. Kocaman bir pizza aldık. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel ve çok doyurucu. Kocaman baksana. Sen de ye. Hello. Şimdi sıcak şarap aldık. Nezmi Hayrava Caddesi'ndeyiz. Buradaki Christmas pazarlarından bir tanesinde sıcak şarap satıyorlar. Adam çok tatlıydı ya. Her biri konuşuyor ve çok seveceğim diye. Yunanlar geliyor Kalispera diyor. Bize merhaba merhaba şeref ediyor. Her dili çok konuşuyor. Güzel bu arada. Ben o zaman, sıcak şarap sevmem normal. Bir gün Belgrad'a gelirseniz Kuvan amcanın yerini oramayı asla unutmayın. Şimdi Sırbistan burgeri yiyeceğiz. Bunun içine kocaman bir köfte koyuyorlar. Bizim tombik döner ekmeği gibi. Biz de sonra salata koyacağız bardan. İşte biraz lahana, yeşillik vesaire. Bir tanesi 500 dinar. Serbian burger mi? Burger. Serbian burger yiyeceğiz. Yanında kızlara söyledi de kendim kaptırdım. Şimdi Serbian burger yazan... Muhtemelen cevabı ile aynı şey ama tipi farklı. Güzel, cevabı gibi. Baya güzel. Baya iyi. Sokak lezzetlerinden devam. Ya yani şöyle bir şey aldık. Adı Tarnay Şimdi Kek Türk Tost. Bir şeyler yazıyor. Buffalo benziyor ama içi boş. İçinde bir tane, dışında bir tane malzeme seçiyorsun. İçinde bir tane dışı kakao kek dedi. Kakao kek gibi parçalanmış hali gibi bir şey. Tadına bakacağız. 500 dinar. Bakayım tadına. Güzel mi? Burada bana malzemesi az ya. Daha çok az olabilir yani. Nezmi Hayrava Caddesi'nin başındaki butik yazan kafeye geldik. Kendi adını söyledik. Biraz oturup dinleneceğiz burada. Tanesi 365 dinar. Gayet güzel keyifli bir ortam var. Biraz dinleneceğiz, sonra gezmeye devam. Ve daha saat 6 galiba. Zaman geçmiyor. Bu taraf tatlı, bu taraf tuzlu. Tatlılar da çok güzel görünüyor bu arada. Hello. Hello. No, I think this is not mine. This is one. Yeah, this is mine. Yeah, I want to pay it now. Okay, thank you. Şimdi Belgrad'da ikinci günümüzdeyiz. Kahvaltı yapmaya geldik bir yere. Fırında şimdi börek yiyoruz. Bu arada fiyatları markete göre daha uygun yani. Bir tane sen ıspanaklı peynirli evet, börek aldın. Evet, şöyle bir börek aldım. Bu 150 gibi bir şeydi. Seninki de 150. Seninki de şeyle etli değil mi bu? Sosisli. Bilmiyorum. Sosisli de. Söyledim, tamam. Şimdi yiyeceğiz bakalım. Sen ne yapacağız? Döke döke. Çok güzel. Etli almadım yani şimdi tuzlar falan yiyemem diye. Ispanaklı peynirli aldım. Bayağı iyi. Şimdi Lulu'dan bir de tatlı aldım. Çok güzel görünüyordu vallahi. Vişneli görünüyor yani. Şöyle de. Bunu yemesi gel. Zor gibi ama. Değil bence. Sana koyar mı be? Çok güzel. Güzel mi? Hı-hı. Hiç ağır değil fresh. Ve çok full dolu. Aksine çok ağır duruyor. Çok şeker duruyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Ağır olur diye. Biz ikimiz de hayvan gibi yediğimiz için evet. Konuşamıyoruz. Ağır olsun istemiştim ama. Ama güzel. Tavsiye eder misin Lulu'dan? Ederim. Lulu. Sersan Müzesi'nin çok yakınında. 5 dakika yürüme mesafesinde. Lulu. Kale Magna'nın hemen altında bulunan kiliseye geldik. Adı Mihail, Aziz Mihail Kilisesi. İçerisi açık, sürekli ziyaret edilebilir durumda. Ben daha önce buraya bir yerel rehberle gelmiştim ve o bir hikaye anlatmıştı. Kilisenin hemen karşısında bir restoran var ve açıldığı zaman bu restoranın adı kilisenin karşısı
Sonrasında işte halk biraz tepki göstermiş. Kilisenin adını kullanıyor burası. Oradan prim yapmaya çalışıyor gibi. Adam da düşünmüş bir şey bulamamış ve soru işareti koymuş. Bayağı kafenin adı soru işareti şeklinde. Google'da da öyle çıkıyor. Question mark diye çıkıyor İngilizcesi. Çok düşünmüş ve soru işareti olmasına o kadar. Aynen, çok düşünmüş ve demiş ki bu ne demiş. Soru işareti koymuş geçmiş. Yemeğimiz geldi. Cevapi cici söylemiştik. Bazı yerde cevapi diye geçiyor. Bazı yerlerde de cevapi cici diye geçiyor. Kaymaklı köfte. Altında kaymağı da var. Şöyle. Bir de bunun yanına grill steak diye geçen... Pleskavika nazaru. Ondan söyledik. Yiğit için. Şimdi deneyeceğiz. Deneyeyim mi ben? Evet. Biraz kaymağını da şöyle batıralım. Tire köfteye benziyor. Tire köfte. Uzun. Daha yağlısı. Kaymaklı bayağı iyi oluyor. Mutlaka denenmeli mi? Tabii canım, buranın ünlü şeyi yani bu. Mutlaka denenmeli bence de. Bence çok güzel. Hiç uçmam ben böyle yemek yerken böyle şey olunca. Adam hastalanmış, ne yapsın? İnsan tuvalete gitsin, yapsın, geri gelsin ya. Çok hastalık yok. Bence o şey, rahatlığından yani. Keyfin yerinde galiba. Bayağı yerinde. Çok güzel görünüyor çünkü. Bir tane ayrı tabak söyledik. Bir de kahvaltının yanında espresso free'di bedavaydı. Onlara söyledik. Bunu önce getirdiler bayağı. Galiba önce içiliyor. Ama bayağı bir şey söyleyeceğim. Güzel. Şunun yanında güzel demli bir çay gitmez mi? Güzel. Bir termos getirse şuraya. Şöyle bir termos. İki sınırsız, bardak verse. Sınırsız çay. Ama bu da çok güzel görünüyor. Bacon, sosis, 3 tane yumurta var. Bayağı doyurucu yani. Sende 2 yumurta var ama sende şeyde suda kırılmış yumurta yapıyor. Hadi onlardan. Seninki daha güzel yumurta olarak. Bir de peynir falan var sende. Bacon da var. Çay lazım çay. Çok güzel. Ben sorayım mı ya? Ekmek de çok güzel görünüyor. Tam çay var mı acaba? Yok, çay sorayım mı? Bir tanesinin ikisinin de aynı fiyatı. 790 dinar. Yani aşırı pahalı değil, aşırı ucuz da değil. Skardalice Caddesi'nin hemen arkasında bulunan Pizza Buko'ya geldik. Buraya rastgele bulduk bu arada. Çok fazla yerel vardı sırada. Biz herhalde güzeldir diye düşünüp buraya girdik. Hem pizza hem sandviç satıyorlar. Şimdi ya dilim pizza ya da bütün pizza alacağız. İkisinin de fiyatı uygun duruyor. Yani bütün pizza 780 dinar, dilim pizza 130 dinar gibi bir şey. Gayet iyi yani, diğer pizzacılara göre bile iyi. Tadına bakacağız, deneyeceğiz bakalım. Çok heyecanlıyım. Yerel bir yer bulduğumu düşünüyorum çünkü çok heyecanlandım. See the slice. I know, but I want to see the. Okay. Bence büyük olalım bir tane. Okay. Bir tane beğen, değil mi? Sen de okay, can I get whole pizza? Bilmiyorum. Kola ne kadar yazmıyor. Drinks yazıyormuş. Two Coke dedim ama kaçlık olduğunu söylemedim. Ne aldık çok merak ediyorum. İki dilim aldık. Okay, but two Coca-Cola. Or one Coca-Cola. Coca-Cola. Okay, one this one. But, yeah. Kadın bana sinirlendi. Sana dilim verdi bu arada. Diğer pizza daha güzel. Bu da çok güzel. Link bunu yesem belki o güzel bir uzun için ama diğer pizza çok daha güzeldi. Diğeri çok yüksek bir şeyle başladı çıtayla. Ben buradan oraya gittim. Uzak ya. Uzak geçeceksin ya. Az önce güzel değil pek fazla diyordun. Şu an ikinci dilimini almaya gittin, geldin ve ikinciyi yiyorsun. Güzel değil mi? Sonradan mı geldi kafası? Sonradan çok güzel olduğunu söyledim. Sürekli bir şey yiyoruz ya. Videonun tamamı yiyecek oldu. Princess Sofia'dan bir yandan onların yaptığı özel bir tatlı var. Hamurlu, içli, dolgulu. Onu deneyeceğiz. Ben yemeyeceğim, Yiğit yiyecek ama ben tadına bakarım yine. Yani yiyeceksin. Evet, bir tadına bakarım yani. Yani yiyeceksin. Bir ısırık alırım. Bugüne kadar neydi? Ben yemeyeceğim deyip de yememezlik yapabildim. Durabildin yemeden, benim yemeğim. Tadına bakmak ayrı bir şey, hepsini yemek ayrı bir şey. Ah, okay. International, I mean. Right? French. French. Deniyorum. Şey, strawberry and white chocolate, çilek ve beyaz çikolatalı aldık. Bu arada bu bir French tatlısıymış. Sorbion falan değilmiş. Yani ben burada hani ne olduğunu biliyordum ama Türk tatlısı sanıyordum, değilmiş. Yine tadına bakacağız bakalım. Elle yeniyor bayağı, çatal falan vermedi bize. Çok zor yemesi bu arada. Wow. Ben yiyeceğim bundan. Tadına bakıp kalanını bana bırakacaktın. Burası beyaz çikolatalı, burası acaba çilekli mi? Bir de bunu tadına bakıp kalanını bana bırakacaktın. Bak burası çilekler, görüyor musun? Biraz beyaz çikolatalı. Ben bunu yiyeyim, sen çikolatalı. Tadına bakmak ayrı bir şey, hepsini yemek ayrı. Ciddi misin? Çok güzelmiş tadı. Ben yiyecektim. Tamam, sen tadına bakarsın biraz. Tamam, afiyet olsun.
Şimdi evet. Çok güzel olduğu için ikinciye. Tadımla başladığım serüven ikinci tadıyla devam ediyor. Ama çok güzeldi. Hiç ağır değildi. Ben ağır olur diye düşünmüştüm ama hiç ağır değildi. Şimdi de çikolatalısını aldık, bir de onu deneyeceğiz. Buradaki insanlar şey değil yani öyle. Mesela içeriye ben şey diye girdim. Çok güzelmiş, bayıldım, bir tane daha alabilir miyim falan dedim. Kadın bana insan bir gülümser falan yapıp bir şey demedi. Şey dedi, rich one dedi. Ben şey dedim, chocolate dedim. Sonra anlamadım yani şey, rich chocolate demiş bana aslında orada rich one derken. Ben tekrar chocolate dedim. Sonra bana böyle, rich chocolate. Ben şey dedim, rich chocolate. Sonra bunu aldım. Bu da 330. Evet. Yarın tadına bakalım. Bu güzel. Ama diğer daha güzeldi. O zaman bunu komple bana ver. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Kamerayı kapatacak. Evet, hepsi benim olacak. Kalanı benim mi? Evet evet. Tamam. Daha kapatmadım bile. Pardon. Kapatmadım. Özür dilerim aşkım, hadi kapat. Ne oldu? Kamerayı kapatınca bana verdin. Biraz şey gibi, bizim bombanın, İzmir bombasının soğuk hali gibi. Hı hı. Bence bombanın daha güzel. Eğer tadını anladıysan daha ve hoşuna gittiyse, istersen sana da alalım, onu ben yiyeyim. Tamam. Alayım. Tamam, yatmıyor. Al. Kalana bak. Ben tadına bakmışım, sen yiyeyim şu.